Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 2020 yılında özellikle kariyer alanında sizi test eden bazı tecrübenin 2 yılda ufuklarınızı geliştirme ve özellikle yeni insanlarla, yabancılarla tanışarak bilginizi, görgünüzü arttırma konusunda oldukça şey öğrendiniz. Ve bu yıl Jüpiter de Oğlak Burcu'na ilerliyor. 2 Aralık'tan sonra Jüpiter burcunuzda çok olumlu bir açı yapacak. Dolayısıyla bu dönemde özellikle yabancılarla ilgili konular, belki içinde medyanın ve tanınmanın olduğu konular, uzaklar ve akademik konular hayatınızda yeni kapılar açıyor olabilir. Özellikle bu dönemde kendi kabuğunuzdan çıkmanız açısından çok iyi işaretler var. Çünkü Jüpiter yeni çevrelerle tanışabileceğinizi, aynı zamanda ilişkiler yoluyla da kendinizi geliştirebileceğinizi gösteriyor. Bunun yanında Uranüs özellikle de Boğa Burcu'nun ilk 10 gününde doğanları çok yakından etkilemekte ve Uranüs'ün etkisiyle pek çok boğa kendini daha özgür, daha yenilikçi, biraz daha heyecanlı ve yeni riskler alarak hareket ediyor. Dolayısıyla bu dönemde bir kere ana konunuz kariyerde medya olabilir, yeni insanlar, akademik konular ve yabancılar, yolculuklar konusunu içeriyor. Fakat Satürn gezegeni bu yıl 22 Mart'tan 2 Temmuz'a kadar burç değiştirecek ve Saka Burcu'na, yani Kova Burcu'na ilerleyecek. Bu özellikle iş hayatınız açısından bir tepe noktasına işaret etmekte. Bu dönemde biraz sorumluluklar artıyor olabilir. Bu dönemde üstlerinizle ilişkilerde biraz dikkatli olmak, bir takım eleştirileri, bir takım üstünüzdeki yükleri daha iyi dinlemeniz, değerlendirmeniz gerekebilir. Zira bu temalar belki bir sonraki yılda da üzerinizde özellikle etkin olacak. Bunun yanında iş konusunda 30 Mart ile 13 Mayıs arasındaki dönemde özellikle üstlerinizle ilgili konularda, grup çalışmaları içinde, yani genel olarak mesleki alanda biraz daha sakin, biraz daha dengeli, çok çatışmaya girmeden, iddialaşmaya girmeden hareket etmenizde fayda var. İş adamları açısından, işverenler açısından da bakıldığında yılın ikinci yarısında 9 Eylül ile 13 Kasım arasında Mars geri hareketli olduğu için o dönemde de önemli riskli işlere girmemek, acele karar vermemek, biraz beklemek daha yerinde olacak gibi gözüküyor. Sevgili boğalar, bu dönemde 2020 yılında aşk hayatınızda bakıldığında hani aşkla ilgili konuları etkileyen çok ağır bir gezegen geçişi söz konusu değil. Ve özellikle de Venüs'ün burcunuzla olumlu açıda olduğu dönemler var. 4 Mart ile 3 Nisan arasında Venüs burcunuzda ilerliyor olacak. Bu dönem özellikle evlilikler açısından, arkadaşlıklar açısından, sosyal açıdan daha keyifli, daha mutlu bir dönem olabilir. Çünkü Venüs aynı zamanda kadını temsil ettiği için bu dönemde yapılan evliliklerde kadının daha da mutlu olacağı anlaşılıyor. Bunun yanında 2 Ekim ile 27 Temmuz arasında da Venüs burcunuzla yine uyumlu gözüküyor. Aynı zamanda 15 Aralık'tan sonra, yani 2020'nin sonunda da 15 Aralık'tan sonra yılın sonuna doğru daha olumlu transitler olduğunu görüyoruz. Fakat Venüs 13 Mayıs'la 25 Haziran arasında İkizler Burcu'nda geri hareketli olacak. Bu dönem biraz uzun bir dönem sayılır. Venüs'ün retro olduğu, geri hareketli olduğu dönemde evlilikle ilgili konularda acele etmemek daha doğru olabilir. Belki bir takım fikir değişiklikleri söz konusu olabilir. Belki çift durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla 13 Mayıs 25 Haziran arasında ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmalısınız. Bunun yanında yine bu yılın başında 7 Şubat'la 4 Mart arasında da bazen acele olan durumlar, bir takım gizli kalan konular ilişkilerinizde bazen yıpranmalara, huzursuzluklara yol açabilir. Belki de aşk konusunda çok
biraz daha önlemci olmakta fayda var. Son olarak 27 Temmuz'la 21 Kasım arasında da belki ilişkilerinizde yeni bir denge kurmaya çalışabilirsiniz. Bu dönemi de bir ölçüde biraz daha özenli geçirmeniz gerekiyor olabilir. Sevgili boğalar, 2020 yılında dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Bunlar hem olumlu hem de belki bazen de beklenmedik durumları da gösteriyor olabilir. 26 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda gerçekleşen güneş tutulması yılın ilk 6 ayında yani Haziran ayına kadar sizi biraz diyor ki uzaklarla ilgili konularda, içinde yabancıların olduğu konularda, belki akademik konularda, biraz da fikir ve inançlarınızla ilgili alanlarda fazla katı davranmamaya davet ediyor. Yani bu konularda özellikle yabancılar, uzaklar, eğitim, akademik konular biraz burada katı davranmak, çok belki bir takım fikirlere takılı kalmak gibi bazı sıkıntılar olabilir. 21 Haziran 2020'deki güneş tutulması özellikle aile konusu, yakın çevreniz, kardeşler, sevdiklerinizle ilgili konular, aynı zamanda bir şeyler yazmak, çizmek gibi daha böyle zihinsel açıdan daha aktif ve verimli olabileceğiniz bir dönemin de geldiğini gösteriyor. Yani yılın ikinci yarısında sanki kendinizi anlatmak, yazmak, çizmek, konuşmak ve duygusal açıdan da daha rahat anlatabilmek açısından olumlu bir dönem, daha olumlu bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra bu yıl tabii Merkür 3 kere yine geri hareket yapacak. Bu geri hareketlerde ki ilki 16 Şubat'la 9 Mart arasında arkadaş çevrenizdeki konulara biraz dikkat etmeniz faydalı olabilir. 16 Şubat 9 Mart'ta bir takım gruplarla ilgili konular, belki takım çalışmaları içinde bir takım tekrarlar, eksikler olabilir. Belki bu alanda biraz dikkatsizlikler olabilir. 18 Haziran, 12 Temmuz arasında da Merkür yine geri hareketli olacak. Bu dönemde de daha çok yakın çevrenizdekilerle ilgili konular, bir takım ziyaretler, konuşmalar, kardeşler, yani daha çok böyle içinde iletişimin ve görüşmelerin olduğu konular, anlaşmaların olduğu konular belki değişebilir ya da belki bazı vazgeçişler, bazı kararsızlıklar olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Son olarak 13 Ekim, 3 Kasım arasında da Merkür yine retro, yani geri hareketli olacak. Özellikle bu dönemde bir anlaşma, belki iş ortamındaki bir konu, karşılıklı bir konuda fikir değiştirilebilecek durumlar olabilir. Yani ortaklı bir konuda anlaşmaya varsanız dahi bir takım değişikliklere gitmeniz gerekebilir. Bunlar ayrıca iş ortamınızı da etkiliyor olabilir.